Herkese selamlar. Bugün sizlerle farklı bir video çekimi için buluştuk. Bir ürün tanıtımı yapacağım. Normalde ürün tanıtımı yapmıyorum ama bu bir gimbal. Cep telefonu için bir gimbal. Bir tanıtım ve eğitim videolarımızda daha böyle stabil, daha sallanmayan, sabit görüntülerle size ulaşmak istiyoruz. Yani yaptığımız çalışmaların hepsi size kaliteli, profesyonel görüntüler sağlamak için. Hatta şu sıralarda Akın'da başka çok güzel bir video çekiyor sizin için. Bizim bu yaşadığımız yere 1,5 saat, 2 saat uzaklıkta bir dağ var. Kayak merkezi. Big Bear adı. Büyük ayı demek Türkçesi. Kışın kayak merkezi. Çok bize yakın bir yer. Çok da sevdiğimiz yer. Yazın da bisiklet parkuru oluyor. Yani teleferiklere bir parça aparat takıyorlar. Keşke bizim Uludağ'da da böyle bir şey yapsalar ama neden yapmıyorlar bilmiyorum. Çok da pahalı bir şey değil aslında. Teleferiklere bir aparat takıyorlar. Bu aparatla bisikletinizi koyuyorsunuz. Arkadaki teleferiğe siz biniyorsunuz. Yukarıdan bisikletinizi alıyorsunuz. İnanılmaz güzel, zevkli parkurlar var. Aşağı inişlerde 5-6 farklı parkur var. Zorluk derecesine göre. Oralarda iniyorsunuz. Dolayısıyla bu hafta sonu Akın Big Bear'da. Orada size çok güzel bir video çekecek. Ben yine buralarda Laguna'da bir video çekeceğim. Ondan önce ama bir tanıtım videosu. Bu da bir cep telefonu gimbal. Aynı zamanda GoPro aksesuarı da var. Hani GoPro'ya takmak için. Bu tarz anlatımlı veya tanıtımlı videolarda artık gimbal kullanacağız. Çok daha iyi olacak. Geçen San Francisco videosunda biraz yürürken sallantı fark ettim. O yüzden rahatsız oldum. Bu gimbal'ı aldım. Gimbal. Kilbil gibi gimbal. Ondan sonra şimdi onu tanıtacağım. Bakalım. Amazon'dan aldım gimbal'ı. 110 dolar aldım. Taksiyle, vergisiyle birlikte 110 dolar aldım. Normalde piyasadaki gimbal'lara göre iyi bir fiyat. Markası Feutech. Feutech Wimble 2. Amazon'da var bu ürün. Feutech'in. Feutech de bayağı ünlü bir marka bu gimbal işinde. GoPro'nun orijinal gimbal'ı Karma'dan sonra en çok beğeni alan gimbal'lardan. Bakalım nasıl bir şeymiş göreceğiz. Bu neymiş? GoPro Hero. Bu adaptör GoPro uyumu için kullanılan bir adaptör. Normalde cep telefonu için olduğu için bu gimbalımız. Bu da aynı zamanda bu adaptörle GoPro'ya uyumlu hale getirebiliyoruz. GoPro'yu da gimbalda kullanabiliyoruz. Güzel, önemli bir şey. Önemli bir parça. Evet, şuraya GoPro'yu takıyoruz. Şurada vidaları var. Bu şekilde GoPro'yu buraya takıyorsunuz. Bunu da gimbal'a oturtuyorsunuz. Şöyle. Çekim yapıyor. Güzel. Evet. Şimdi Feutech'i açalım bakalım. Nemelenmiş Feutech. Şu kutu açılışlarını hiç sevmiyorum ya. Bir an önce açılsın istiyorum. Ama olmuyor değil mi? Evet. Evet. Karşımıza şöyle bir kutu çıkıyor. Feutech taşıma çantası, kutusu, box'ı. Güzel bir, kaliteli bir malzeme. Fermuarlı. Yani güzel, yumuşak ve sert karışık bir malzeme. Ama kesinlikle bir zarar geleceğini sanmıyorum gimbal'a. Şöyle açalım bakalım. First look. İlk bakış. Gimbal'ımız şu şekilde, şöyle önce şurada bir fermuarlı göz var, buraya bakalım ne var şurada. Bu bir asma aparatı. İpi takıyorsunuz işte bileğinizi asmak için. Bunlar şey arkadaşlar. Bunlar gimbal'ı cep telefonuna bağlamanız için aparatlar. Normalde Bluetooth özelliği var. Fakat Bluetooth özelliği kullanmak istemezseniz kabloyla bağlayabiliriz. Mesela bu iPhone uyumlu uç. Bu micro SD uyumlu uç. Herhalde Samsung'lar için. Gibi gibi. Bir tane daha var burada. Bu ne için bilmiyorum. Bu da başka bir uç. Uç böceği. Şurada bir şey var. Ne bu? Ha, bu bizim tripodumuz. Küçük bir tripodu var. Şöyle şu şekilde. Gimbalımızı takmak için sabit görüntü alabilmemiz için güzel bir şeye benziyor. Feutech markası var gördüğünüz gibi. Şimdi gimbalımızı alalım. Bakalım. Şöyle gimbal
Gördüğünüz gibi. Şurada tuşlar var. Bu joystick sağ, sol, yukarı aşağı itmek için. Şu açma kapama düğmesi. Bu tek tuşla fotoğraf da çekebiliyorsunuz. Basılı tutarsanız da kameraya geçiyor. Şurada USB girişi var. Şarj için. Aynı zamanda işte şarj için. Aynı zamanda yok. Şarj için. Şurada zoom in zoom out var. Telefonunuzu Bluetooth'la bağladığınızda gimbal'a zoom in zoom out yapabiliyorsunuz. Tripod da şu şekilde göstereyim. Mesela bunu tanıtım çekiyorsunuz. Tripodunu takıyorsunuz. Şöyle koyuyorsunuz ve cep telefonundaki aplikasyondan bunu şey yapabiliyorsunuz, ayarlayabiliyorsunuz. Mesela şu anda, bir de şurada trigger butonu var. Şurada gördüğünüz. Buna iki kere bastığınızda nasıl diyeyim? Gimbal'ı ilk konumuna getiriyor. Yani eğer mesela çekim yaptınız, şöyle yatık bir çekim yaptınız. Ona basıldığınızda iki kere hop tekrar eski konumuna geliyor. Aynı zamanda şurada bir bölüm var. Görebiliyor musunuz? Görüyorsunuz. Bu bölümden gimbal uzayabiliyor. Teleskopik şey gibi. Selfie çubuğu gibi. Şöyle şu şekil kendinizi çekebiliyorsunuz. Çok başarılı bir özellik bu. Gayet iyi. Gimbal'ın en önemli özelliklerinden biri 3-axis deniyor bunlara. Yani 3 açılı. Şöyle 1, 2 burada ve 3 burada. 1, 2, 3. Başarılı bir gimbal'a benziyor. Mesela şöyle açalım bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi şu an kendini toparladı. Fakat bunu oraya bir cep telefonu takarsak çok daha iyi olacak. Cep telefonumuzu takalım. Şöyle şuradan genişletebiliyoruz istediğimiz gibi. İstediğimiz telefon boyutuna göre. Şurada ıskaçları var. Mesela şöyle şu anda kapalı. Şunu şu anda açıyorum. Evet, gördüğünüz gibi gimbalımız işleme girdi. Bakın şöyle sola, sağa döndürüyoruz. Yukarı, aşağı. Mesela şöyle. Şimdi mesela zoom çalışmıyor. Niye çalışmıyor? Çünkü application'ı var. Application'ını indireceğiz. Şöyle göstereyim. Mesela şurada WeCool. Application'ın adı WeCool arkadaşlar. WeCool. Yani WeCool. Bu application'ı indirdiğimizde şu nerelere girdik lan? Vay baban. Arkadaş bir dön bakayım bana da ben ayarlayayım öyle. Bir dakika. Application'a geri dönelim. WeCool'a. Evet. Evet arkadaşlar Bluetooth disconnected diyor. Okey diyoruz. Bağlanması için kendisine bir şey verelim. Şu 1080'i de şuradan gördüğünüz gibi açıyı değiştirebiliyoruz. Şöyle. Şu an bağlandım bakalım. Evet bağlanmış. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle yapayım size. Siz de görün. Rahatlıkla. Mesela. Bakın. Şu lambaya bir zoom yapayım. Gördüğünüz gibi zoom in yaptık. Zoom out yaptık. Zoom in yaptık. Zaten videoda da göstereceğim bu özellikleri de. Bu Bluetooth'a bağladığınızda bu zoom in zoom out çalışıyor. Şuradan şöyle bir ayarı var. Mesela face follow var. Objects follow var. Mesela kendiniz konuşurken yüzünüze dönükse face follow yapıyorsunuz. Yüzünüzü tanıyor. Veya yolda yürürken başka bir şeyi çekiyorsanız mesela bir tekne çekiyorsanız object follow diyorsunuz onu çekiyor. Böyle yani kısaca
şey böyle application'da. Vallahi gimbal yararlı bir şey, güzele benziyor. Bakalım deneme videoları çekeyim. Videonun devamında deneme videolarına bakın. Hani faydalı bir şey mi? Önce bir elle çekeceğim. Aynı telefonla. Bir de gimbal'la çekeceğim. Aradaki farkı siz de göreceksiniz. Evet arkadaşlar. Kutu açılımımız böyleydi. Daha detaylı bilgiler için Feutech'in internet sitesine girebilirsiniz. Linkini bırakacağım videonun altına bakarsanız. Şimdi bahçeye çıkalım bir deneyelim. Önce gimbal'lı çekim yapayım. Yürüyüş yapayım. Bir de sonra gimbalsız yapalım. Aradaki farkı iki yan yana koyacağım. Siz de göreceksiniz aradaki farkı. Ne kadar gerekli bir ürün olduğunu anlayacaksınız. Bu arada şöyle de bir haber vereyim. GoPro Hero 7 çıktı biliyorsunuz dün. Evvelsi gün tanıttılar. Şu an pre-order'da alamıyorsunuz ama ben siparişi verdim. September 30'da, Eylül'ün 30'unda gelecek. Onunla da bir kutu açılışı çekeceğim. Aynı zamanda GoPro Hero 5, GoPro Hero 6 ve GoPro Hero 7 görüntülerini de karşılaştıracağız videoda. Tabi bunlar aralarda olacak. Asıl hafta sonu yine bir Laguna Beach'te bir parkura gideceğiz. Bisikletle çok güzel görüntüler çekeceğim inşallah. Akın da zaten dediğim gibi dağdan görüntüler yollayacak bize. Ya bu hafta harika geçecek. Çok güzel görüntüler elde edeceğiz inşallah. Çok eğleneceğiz. Bir sonraki videoda görüşürüz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. My dear friend.